Tonguç Dershane sunar. Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir yazılı kampının startını veriyoruz. Birinci dönem, birinci yazılarına başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten de çok heyecanlıyız. Artık yazılar başladı ve Tonguç'un bir klasiği olan yazılı haftamıza merhaba diyoruz. Bugün günlerden sevgili arkadaşlar kampımızın programını da hemen göstereyim. Eğer bu kampın programına ulaşmak istiyorsan da aşağıdaki linkten ulaşabilirsin ve duvarına asabilirsin. Sonrasında da arkadaşlar buradan gün gün takip ede edebilirsin. Bunu özellikle söylemiş olalım. gerçekten gerçekten çok heyecanlıyız artık öğrendiğimiz bilgilerin ne yapacağız sevgili arkadaşlar ee, artık bir kontrolünü yapacağız yani kaç ne kadar öğrenmişiz kaç alacağız nasıl bir soru gelecek bunların hepsini bu videoda güzel bir şekilde arkadaşlar öğreneceğiz ve umarım okuldaki sınavlarımıza da uygulayarak güzel notlar alacağız 5. sınıfa çok güzel bir başlangıç yapacağız diyelim ve 23 Ekim pazartesi günlerden çok güzel bir pazartesi günü ve saatlerimizde 18 1. yazılımıza hazırlık videomuz geldi arkadaşlar geliyor daha doğrusu videomuzun son sonuna kadar kesinlikle arkadaşlar yerinizden kalkmadan mükemmel bir şekilde videomuzu takip etmenizi öneriyoruz diyelim. Bundan önce arkadaşlar sizlere sınavlarda yardımcı olabileceğiniz düşündüğümüz inanılmaz kaynaklarımız var. Yazılı notlarımız zaten Tonguç'un gerçekten efsane kaynaklarından bir tanesi. Küçücük ama gerçekten de muazzam bir kaynak. İçerisinde arkadaşlar birinci konularla yani birinci sınavlarla alakalı bilgilerimiz var. Türkçesinden matematiğine bakın burada fenine sosyaline hepsi var arkadaşlar. Dolayısıyla Türkçe'ye çalıştığınız zaman Bakın buradan notlarını alıyorsun. Gayet güzel. E, Türkçe arkadaşlar ikinci dönem yazılarımız var. Buradan devam ediyorsun. İkinci dönemde de ikinci yazılarda da kullanabiliyorsun bunu bu arada. Matematiğe geliyoruz tabii ki arkadaşlar. Matematikte işte bakın burada kısa kısa bilgilerimiz var. Burada yine e, arkadaşlar notlarımız var küçük küçük. Bunu her yerde çalışabilirsin. Yani servise bindin, yolda giderken annen sana çorbayı karıştırırken, çorbayı karıştırırken bir yandan ne yapabilirsin? Konulara çalışabilirsin veya yatarken son bir kere daha bakmak istersen bu kaynaktan fayda Bilirsin arkadaşlar. Gerçekten de mükemmel bir kaynak. Yani sadece matematik değil bütün derslerle alakalı bu sana e, inanılmaz bir yol gösterecek diyebiliriz. Bunun yanında Dinamo Soru Bankamızda arkadaşlar sayfa 18-19'u açtığımızda Dinamo'su olanlar gerçekten çok şanslı ve yazılı bölümlerimiz var burada. Açtığınız zaman sayfa 18'i sınavla alakalı bakın açık uç dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı son zamanlarda biliyorsunuz arkadaşlar açık uç sorulara karşı bir e, yatkınlığı var. Dolayısıyla da burada da açık uç sorularımız var. Bunlarda ne yapacaksın? Yapacaksın diyelim ve gerçekten gerçekten çok muazzam sorularımız var. Dinamo Soru Bankası'nda da yine Zoru Bankası ile de alakalı hala Zoru Bankası'nı almayanlar varsa mutlaka alsınlar ve birinci sınavla alakalı bölümlerimizi çalışsınlar arkadaşlar. Matematik bölümüyle alakalı bunları da özellikle söylemiş olalım ve bu kaynaklarla beraber zirveye doğru çık çıkacağımızın da garantisini verebiliriz diyoruz. Ve kampımızın startını arkadaşlar muazzam bir şekilde veriyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İlk sınavlar heyecanlıdır. İlk sınavlar deli doldur. Güzel çalışmamız lazım arkadaşlar dolayısıyla da sizlerden ricamız e, mutlaka dediğim gibi videomuzu tekrar tekrar izleyelim. Arkadaşlarımıza izletelim ve kaynaklarımızla beraber güzel güzel çalışmalarımızı yapalım sizlerle beraber. Bugün ne göreceğiz? Bugün arkadaşlar sizlerle beraber 100 aldıran bir video ile karşınızdaydık. İddialı izledik arkadaşlar. Heyecanlı izledik, istekli izledik. Çalışmalarımızı yaptık. Biz de dersimize çalıştık ve öğretmenlerimizin nereden soracağının e, biraz tiyolarını aldık. Aramızda kalsın arkadaşlar, aramızda kalsın bunun tiyolarını aldık. Milyonlarca öğretmenle görüştük, binlerce öğretmenle görüştük matematik öğretmeniyle ve notlarımızı çıkardık. Şimdi sizlerle beraber notlarımızı biraz çalışacağız, notlarımızı güzelce e, bilgilerimizi tazeleyeceğiz ve sonrasında arkadaşlar. Arkadaşlar, HAP bilgilerle beraber, kısa kısa bilgilerle beraber bilgilerimizi güncelleyeceğiz. Açık uçlu ve klasik sorular var. Yine az önce de bahsettik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle açık uçlu sorulara karşı birazcık böyle maili var. Biz de ne yapıyoruz? Hazırlığımız ona göre yaptık. Çoktan seçmeli soruları ihmal ediyor muyuz? Hayır arkadaşlar. Çoktan seçmeli dediğimiz sorularda nedir? Tabii ki e, test sorularıdır. Bunları beraber harmanladık arkadaşlar. Bunları da söylemiş olalım. 2023 birinci dönem yazılarımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi şimdi konularımıza bir geçelim. Konularımızda neler vardı neler yoktu onlara bir bakacağız hemen şöyle. Öncelikle geçen senelerde biliyorsunuz binleri görmüştük. Şimdi milyonlar bölüğünü gördük arkadaşlar. Sayıları milyonlar bölüğüne de ayırmıştık. Hemen şöyle isterseniz bir bölüklerine bakalım. Bölükler dediğimiz şey neydi? Sayılarımızı daha rahat okuyabilmek için üçerli üçerli gruplandırdığımız bu rakamların her birine bölük diyorduk. Dolayısıyla burada arkadaşlar birinci sayımızın olduğu kısım neydi? Birler bölüğü diyebiliriz. O zaman hemen yazalım bakın burası burası birler bölüğü diyoruz. Birler bölüğü. Sonra arkadaşlar nedir? Burası binler bölüğü. Bakın burası binler bölüğüdür. Binler bölüğü. Burası nedir arkadaşlar? Burası da milyonlar bölüğü olarak isimlendirme Demiştik. Neydi? Birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü olarak da isimlendirdik. Hatta okunuşunu yaparken de şöyle yapmıştık. 125 milyon 58.347 şeklinde de okumasını yapıyoruz. Yani önce sayımızı okuyoruz, sonra bölüğün adını okuyoruz arkadaşlar. 128 milyon 58.347 tabii ki bunun ismini okumuyoruz. Bunu da özellikle söyleyelim. Şimdi arkadaşlar basamak adlarını öğrenmiştik. Her bir basamağın bir adı var. Nasıl ki bizim adımız varsa arkadaşlar her bir basamağın da adı var. Ve basamak değeri var. Şimdi basamağın adına bakalım. Birinci basamağımız sevgili arkadaşlar. Tabii ki birler basamağı. Hemen ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Birler basamağı olarak yazıyoruz. İkincisi onlar basamağı diyoruz. Onlar basamağı arkadaşlar. Üçüncüsü yüzler basamağı diyoruz. Buna da ne dedik? Yüzler basamağı. Bunlar zaten geçen yıllardan da görmüştük. Sonrasında artık binler bölümüne geçtik. Binler basamağı diyorum arkadaşlar. Binler basamağı. Sonra on binler basamağı diyoruz. On binler basamağımız. Sonra yüz binler. Yüz binler basamağımızda arkadaşlar binler bölümüne de elveda diyoruz. Sonra geliyoruz buraya. Milyonlar bölü Milyonlar bölüğünde de birinci basamağımız milyonlar arkadaşlar. Milyonlar basamağımız. Milyonlar basamağımız. Sonra on milyonlar basamağımız var. On milyonlar basamağımız. Thank <laughs> you. Sonra da 100 milyonlar basamağımız var diyebiliriz. 100 milyonlar basamağımız geldi. Hoş geldi arkadaşlar diyoruz ve basamak adlarını bu şekilde kısaca ne yaptık sizlere hatırlatmış olduk. Şimdi basamak değerimiz asıl değerimiz arkadaşlar. Sayı değeri olsaydı eğer sayı değeri çok kolay. Mesela bunun sayı değeri 7. Bunun sayı değeri 4 arkadaşlar. Bunun sayı değeri 3. Bunun sayı değeri 8. Bunun sayı değeri 5. Sonra bunun sayı değeri zaten 0 arkadaşlar. Bunun sayı değeri 5. Bunun sayı değeri 2. Bunun sayı değeri de 1. Sayı değeri çok kolay çok basit arkadaşlar aklınızda olsun ama sayı değerinde bazı öğretmenler soruyor sayı değeri dediğimiz şey aslında sayının rakamsal karşılığıdır yani rakamsal olarak neyse sayı değeri de odur diyebiliriz burada sayı değerini değerine kısaca bahsettik şimdi basamak değerine bakalım asıl bombastik olan basamak değeridir zaten burada 7'nin basamak değeri 7 çarpı 1 7 çarpı 1'den ne olacaktır arkadaşlar 7 olur Şimdi 4 çarpı onlar basamağı olduğu için 4 çarpı 10'dan basamak değerimiz 40 olur. 3 çarpı 100. Yüzler basamağımız. O zaman ne olur arkadaşlar? 300 olur. 8'e bakalım. 8 çarpı 1000. O zaman ne olur? 8000 olur. Devam edelim. 5 çarpı 10000. 10.000 çarparsak ne olur? 50.000 olur tabii ki. Sıfıra bakalım. Zaten sıfırın arkadaşlar basamak değeri de yoktur. Sıfırdır. 5 çarpı milyonlar. O zaman diyebilir miyiz 5 milyon bunun için? Harikasınız gerçekten bakın. E sonra 2. 2 çarpı 10 milyon. 20 milyon diyelim. 20 milyon diyelim buna. 20 milyon. Sonrasında 1 çarpı 100 milyon. Yani 100 milyondur diyebiliriz. Arkadaşlar bunların toplamı da zaten sayımızı verir. 125 milyon. 58 bin... 347 diyelim ve gerçekten de kendimize bir alkış yapalım. Gerçekten kolay bir konuyu da mükemmel bir şekilde halletmiş olduk. Sonra sıralama vardı. Yani doğal sayıların sıralanması nasıl yapılır? Doğal sayıların sıralanmasında arkadaşlar tabii ki basamak değeri büyük olan büyüktür. Şimdi diyelim ki birinde işte 125 milyon var. Diğerinde atıyorum 58 bin var. Yani 125 milyonun basamak değeri büyük olduğu için o her zaman daha büyüktür. Yani basamak değeri büyük olan her zaman daha büyüktür. Peki hocam basamak Basamak değerleri aynıysa neye bakacağız? Arkadaşlar sayılarımıza soldan sağa doğru bakın soldan sağa doğru soldan sağa doğru basamaklarını karşılaştıracağız. Peki hocam bir örnek verir misiniz? Yani tam anladım ama hatırlamak üzereyim ama birazcık daha örnek verirseniz anlayacağım diyen arkadaşlarımız olabilir. Hemen örneğimizi verelim. Arkadaşlar 2 milyon 325 bin 416 sayısına bakalım. 232 bin bakın biri 2 milyon diyor biri. Arkadaşlar 232 bin diyor. Bakın bunun milyonlar basamağı var. O zaman buna ne diyoruz? Sen diyoruz büyüksün diyoruz arkadaşlar. Bakın büyüksün, büyümüşsün diyoruz. Ve büyüktür işaretini yapıyoruz. Sonra geliyorum şu ikisine. 232 bin 232 bin bakın ikisi de aynı arkadaşlar bakın 232 bin basamak miktarları aynı o zaman soldan sağa doğru 2 2 3 3 2 2 bakın tek tek e, kontrol ediyorum 5 4 İşte fark ortaya çıktı bakın birinde 5 var yüzler basamağında birinde 4 var o zaman 5'ten dolayı bu daha büyüktür diyoruz ve bu şekilde de büyüktür işaretimizi yapıyoruz İlk bölümle beraber mükemmel bir heyecanla mükemmel bir istekle arkadaşlar yolculuğumuza başladık geç gelen arkadaşlarımız varsa ve şu anda videoyu arkadaşlar izleyen arkadaşlarımız varsa e, like atan eller dert görmesin diyelim. Like atan eller 100 alsın. 99 bile almasın arkadaşlar. 100 alsın diyelim. Haydi bakalım şöyle like butonuna bir çökelim sizlerle beraber. İkinci olarak sevgili arkadaşlar örüntüler dedik. Örüntüler belli bir kurala göre giden sevgili arkadaşım sıralama yani belli bir kurala göre giden sayılar ya da şekiller bütünüydü. Sayılar belli bir kurala göre gidiyorsa örüntü oluşturuyordu. Şekiller de belli bir kurala göre gidiyorsa örüntü oluşturuyordu. Peki öğretmenlerimiz bizden ne ister? Arkadaşlar öğretmenlerimiz bizden tabii ki bunların kuralını isteyecektir. 5 12 19 e bunlar kaçar kaçar gidiyor diye baktığımızda üstüne kaç eklemiş? Bakın 7 eklemiş, bir daha 7 eklemiş. O zaman 7'şer arkadaşlar, 7'şer artarak diyelim. 7'şer artarak devam eden bir örüntümüz var. Sıradaki iki terim nedir? 19'a 7 eklersek arkadaşlar 26 olur. 26'ya 7 eklersek 33 olacaktır diyebiliriz ve bu şekilde de ne yaptık çözümümüzü yaptık. Şimdi buraya bakalım burada 28'den 23'e biraz azalma söz konusu, 23'ten 18'e. Arkadaşlar ne diyeceğiz burada bir azalma var. Beşer beşer azalarak diyeceğiz arkadaşlar beşer azalarak giden bir örüntü. Sonraki sayımız 13 diyebilirim. Sonraki sayımızdan 5 çıkartırsak arkadaşlar 8 diyebiliriz. 13 ve 8. Hoş geldi aramıza diyebiliriz. İşte sayı örüntüsü, işte kuralımız, işte sonuçlar. Gelelim şekil örüntüsüne. Arkadaşlar şekil örüntüsünü öğretmenimiz sınavda sorduysa hemen onu sayı örüntüsüne çevirin. Yani nasıl? Kaç tane kutucuğumuz var arkadaşlar burada? 3 tane hemen yazalım bakalım 3 tane yaptık. Sonrasında kaç tane kutucuğumuz var? 3, 2 de buradan geldi. 5 geldi arkadaşlar. Süpersin. Buraya bakalım. Burada da 4, 3 daha 7 tane kutucuğumuz var. Demek ki kuralımıza bakar mısınız? 3'ten 5'e, 5'ten 7'ye, 7'den nereye gelecektir arkadaşlar? 9'a gelecektir. Demek ki ikişer ikişer artan. O zaman şuraya yazalım ikişer Artarak diyelim ikişer artarak giden bir şey, şekil örüntüsü var. Sonrasında hemen örüntümüzün dördüncü adımına bakalım. Dokuz tane diyor. İki, üç, dört. O zaman ben buraya ne çizeceğim? Beş tane çizeceğim arkadaşlar. Beş tane çiziyorum hemen şöyle bakalım. Bir, iki. 3, 5 tane çizik, yani toplam 4 çizgi yaptım, 5 tane çizim. Buraya bakalım, 1, 2, 3, buraya da 4 tane çizeceğim. Hemen şöyle uzattım bakalım, şöyle uzattım arkadaşlar. Toplamda 4 tane çiziyorum. Şöyle ayırdığım zaman, toplamda 4 tane çizik sarı olarak boyayalım mı? Hadi boyayalım bakalım. 1 boyanmış, 2 boyanmış, üçünü sarı boyuyoruz arkadaşlar. Böyle güzel şekil olsun öğretmemizin gözüne girebiliriz isterseniz. Sonra burada da 2 tane boyanmış, üçünü boyuyor, üçünü boyuyacağız. Pardon, şurada hemen bir tane daha artıralım. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Hemen eksik yapmışız. Heh. şimdi ne yapıyorum? Buradan da 3 tanesini boyuyoruz. Şöyle boyuyoruz arkadaşlar. Şeklimizi yapıyoruz ki öğretmenimiz bize fazla fazla puanlar versin. Kalanları neyle boyayalım? Kalanları da isterseniz şöyle mavi rengimizi alalım açık maviye. Onu da boyayalım ve gerçekten bütün halinde sorumuzu çözmüş olalım arkadaşlar diyelim ve yolculuğumuza örüntüleri de bitirerek bir başka sayfayla devam edelim isterseniz. Umarım örüntüleri de buradan hatırlamışsınızdır diyelim. Ve toplam açık çıkarma yani en kolaylarından bir tanesi toplama çıkarma zaten hemen ona bakalım arkadaşlar. Toplama işleminde gayet basit zaten yani anlatmaya bile gerek yok zaten uzun süreden beri yıllardır bu işi yapıyorsunuz arkadaşlar. E, 6 ile 8 topladım kaç yapar? 14'ün 4'ü elde var 1. 8 ile 5 topladım kaç yaptı? 13. Bir de elde 14'ün 4'ü yine elde 1 var. 9 2 daha kaç yapar? 11 yapar. Bir de elde 12 yapar arkadaşlar. Elde 1 var. 3, 6 daha 9 yapar. Bir de elde 10 yapar. İşte Arkadaşlar bu iki sayıya ne diyoruz? Bu iki sayıya toplanan sonuca da toplam adını veriyoruz. Toplam. Yine şöyle bir kontrol edelim. 14'ün 4'ü elde var 1. Ondan sonra 14'ün 4'ü elde var 1. 12'nin x 50 var 1. Süper, doğru yaptık. Çıkarmaya gelelim. Çıkarmada arkadaşlar birinci sayıya eksilen, ikinci sayıya çıktığı için, gittiği için çıkan diyoruz. E sonuçta da fark diyoruz arkadaşlar. Bunu da özellikle vurgulayalım. E 1'den 2 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. 11'den On 2 çıktı. Kaç kaldı? 9 kaldı. Burada kaç kaldı arkadaşlar? 3 kaldı tabii ki bir onluk aldık ya. 3'ten 1 çıkarsa kaç kalır? 2 kalır tabii ki. 2 yazdık buraya da. Sonra 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 8'den 1 çıktı da. 8'den 7 çıktı 1 kaldı. 1029 cevabımız ne olmuş oldu? Ee, arkadaşlar 1029 olmuş oldu. Buradaki sayılarımızda sevgili arkadaşlar ne demiştik? Burada bazen şunları da soruyor sevgili arkadaşlar öğretmen arkadaşlarımız okullarımızdaki. Çıkan sayıyı bulmak istiyorsun çıkartma yapacaksın. Bakın çıkanı bulmak istiyorsan çıkarma yapman gerekiyor. Dolayısıyla eksi eksilenden farkı çıkarma yapman gerekiyor. Eksileni bulmak istiyorsan arkadaşlar eksilen büyük bir sayı değil midir? Evet eksilen büyük bir sayıysa ancak eksileni bulmak istiyorsan toplamayla bulabilirsin. Büyük bir sayıyı nasıl buluruz? Çıkarmayla bulamayız ki. Büyük bir sayıyı ancak iki sayının toplamı şeklinde bulabiliriz. Eksileni bulmak istiyorsan çıkanla farkı da ne yapıyorsun? Toplaman gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim çarpma işlemine arkadaşlar. Hemen çarpma işlemi ne yapıyorsunuz? Sayıları çarpıyorsun. Zaten çarpma işleminde çarpım tablosunu iyi bilmiyorsan geçmiş olsun arkadaşlar tırtlama durumlarımız olabilir. Çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. 6 kere 3 kaç yapar? 18. 18'in 8'i elde var 1. 5 kere 3 15 bir de elde 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 3 12 bir de elde 13, 13. elde var bir. 3 kere 1 3, bir de elde 4 arkadaşlar. 4368 diyoruz. Bunlara da ne diyoruz? Çarpan çarpan sonuca da çarpım diyoruz. Bölmeye gelelim. Bölmede arkadaşlar ne yapacağız? Mükemmel bir şekilde sonucumuzu bulalım. 12'de 25 yok. 100, 125'de 25 kaç defadır? 5 defadır. 5 kere 25, 125'tir. Buradan 0, 0, 0. 0. Yukarıdan 6'yı indirdiğimizde. Arkadaşlar bu sayı büyük bir sayı olduğu için bölünen diyoruz. Buradaki karpuz karpuzdur hatta böyle bazen derslerimizde örnekler veriyoruz ya karpuzumuz bölünen 1256 bu bunu böldü. Biz ne diyorduk buna normalde temsil olarak bir bıçak diyorduk değil mi karpuzu böldüğü için bölen. Bölümde bize düşen karpuz dilimiydi. Burada 5. Kalan da arkadaşlar karpuzun kabuğuydu tabii ki. Bunu da ne yapmıştık? Anlatmıştık sizlere. Kalan her zaman bölenden küçük olması lazım arkadaşlar. Kalanımız, kalanımız bölenden her zaman küçük olması lazım. Buna lütfen dikkat edin. Ve bölüneni bulmak istiyorsan da bak bölüneni bulmak istiyorsan bölenle bölümü çarpıyorsun. Bölenle bölümü çarpıyorsun. Sonra kalanla da topluyorsun arkadaşlar. Kalanla da topluyorsun. Ama burada öğretmenlerimiz en çok şunu sorarlar kalanın bölenden küçük olması gerektiğini sorarlar. Lütfen buraya dikkat edin diyoruz ve bölme işleminde bu şekilde sizlerle halletmiş oluyoruz. Zihinden çarpma bölme yöntemlerimiz vardı arkadaşlar. Zihinden çarpma bölme yöntemlerine bir bakalım. Toplama çıkarma da var tabii ki. Hatta günlük hayatta da çok güzel işimize yarıyor arkadaşlar bunlar. Şimdi 28 ile 35 toplayacağım ya. Kafam karıştı. Kağıt kalem yok. Ne yapıyorum? Onluklarına ve birliklerine ayırıyorum. 28'i 20 ve 8 olarak 30'u 35'i de 30 ve 5 olarak ne yapıyorum? Ayırıyorum arkadaşlar. Ve 20 ile 8'i ayırdıktan sonra önce onlukları topluyorum. Ee, ...arkadaşlar bakar mısın buraya... ...bu ikisini toplarsam kaç yapar... ...hop ne oldu buradan 50 oldu... ...şu ikisini toplarsam kaç yapar arkadaşlar... ...13 olur, burası 13 olur... ...ve son olarak da bu ikisini toplarsam... ...cevabımın 63 olduğunu ne yapabilirim... ...söyleyebilirim, İşte sayılarımızı... ...onluklarına ve birliklerine göre ayırdıktan sonra... ...toplama işlemi bu şekilde... ...üzerine sayma dediğimiz şeyde... ...arkadaşlar ikinci sayımızı... ...ikinci sayımızı onar onar ayırıyorum... ...sonra üzerine sayıyoruz... ...mesela bak önce şöyle... 48 artı 23 ya. 23'ü 10, 10, 3 olarak ayırdık. Sonra önce bu 10'u ekliyorum. Çünkü 10 eklemek kolaydır arkadaşlar. Çünkü 10 eklemek basittir. E, dolayısıyla ben ne yapıyorum? 10, 10, 3 olarak ayırdık. 48'e 10 ekledim. 58 oldu. Tekrar devam ediyorum. Şimdi birinci 10'u ekledik. İkinci 10'u ekliyorum. 58'e 10 eklersem ne olur? 68 olur arkadaşlar şimdi kim kaldı en sonda 3 kaldı 68 ile 3 toplarsam cevabım ne olacaktır e 71 olacaktır buna ne diyoruz üzerine sayma onar onar üzerine sayma diyebiliriz kolay toplanan sayılarda da bunu ben anahtarla kilite benzetiyorum arkadaşlar yani böyle birbirini tam bütünlüyor onun katlarına bütünlüyor daha doğrusu öyle söyleyelim Şimdi 37 ile 18'i toplamak biraz gıcık olabilir arkadaşlar. Yani kabul edelim gıcık olabilir. Bunu söyleyelim. Ama 37 ile 23 toplamak gayet güzel olur. Çünkü niye? 37 ile 23 kolay toplanan sayılardır. Hemen şuraya yazalım. 37 artı 23. Biraz yer değişikliği yapalım. Sonra 18 yaptık. Bakın 37 ile 23'ün toplamı kaç yapar? Tabii ki arkadaşlar 60 yapar. Bak 60'ı bütünledi. Yani onun katlarına ne yaptık? Topladık. Onun katını elde ettik arkadaşlar. Dolayısıyla da bizim için artık toplama işlemi çok kolay bir hal aldı. 60 ile 18'i toplayabiliriz. Cevabımız kaç olur? 78 olur. Çarpma bölmede de kolay yöntemler vardı. Bir sayıyı eğer 10 veya 100 1000 ile çarpıyorsan sayının yanına sıfır eklersin arkadaşlar. Bu kadar basit. Mesela 65'te 100'ü mü çarpmak istiyorsun? 65'i yazıyorsun. Yanına 1 2 tane sıfır yazıyorsun ve 6500'ü buluyorsun. Veya 132.000'i 1000'e mi bölmek istiyorsun? Süper. O zaman ne yapacaksın? Yapman gereken şey şu. Hemen şöyle mavi kalemimi alayım. Bakın 30 0 buradan atıyorsan arkadaşlar 30 0 da buradan atıyorsun. Ve karşına ne çıktı? Ne kaldı? 132. O zaman cevabın kaç oldu? 132. Yani bölmede karşılıklı olarak sıfırlarımızı ne yapıyoruz? Atıyoruz. 8 ile kolay yoldan çarpma yöntemimiz neydi? 8 e arkadaşlar direkt çarpmak zor geliyorsa 3 defa bakın 3 defa 2 ile çarpabilirsiniz. 12 ile 2'yi çarptınız kaç oldu? 24 çarpı 2 çarpı 2 yapıyorsun. 24'ü e 2 ile çarptın kaç yaptı? 48 ve son 2 ile çarpıyorum. 48 ile 2 ile çarparsam cevabım kaç oldu? 96 oldu. 12'yi 8 ile çarpsam da yine aynı sonucu bulacaksın. Bazı arkadaşlar şunu diyebilir hocam ne gerek var zaten ben 12 ile 8'i çarpıyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlar hiç sıkıntı yok öyle de yapabilirsin ama bazen kolay olarak da bunu ne yapabiliyoruz? Çarpabiliyoruz. 9 ile çarpmaya bakalım. 9 ile çarpmada sayımızı 10 ile çarparım ve bir tane eksiltirim. Yani şöyle yapalım. 15'te e, arkadaşlar onu çarptığım zaman kaç oldu? 150 oldu. Ama 10 tanesi 150. Ben kaç tanesini istiyorum? 9 tanesini istiyorum. O zaman bir tane çıkartırsam cevabım 135'e karşılık gelecektir diyebilirim ve cevabı bulduk. 5 ile çarpmaya bakalım. Çarpma e, çarpmaya bölmeye bakalım. 15 ile 5 çarpmak belki gıcık olabilir. O zaman 15 onu çarpıyorsun. Ne yaptın arkadaşlar? 150 buldun. 150'yi 2'ye bölersen cevabın 75 olduğunu söyleyebilirsin. Yani 10 çarpıp 2'ye bölmek de yine bize doğru cevap verir. 110'u 5'e bölmek demek. 110'u önce 2 ile çarptım. 220. 220'yi 10'a bölersem cevabımın 22 olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da zaman zaman karşımıza geliyor arkadaşlar. Ve tahmini sonuç yuvarlama işte arkadaşlar birbirine işte tahmin etme falan filan onlara bir bakalım. Şöyle sorular geliyor mu? Tabii ki geliyor arkadaşlar. Gelmez olur mu? öğretmen arkadaşlarımız okullarımızda çok güzel sorular hazırlıyorlar ve bunlardan da geliyor. Şimdi arkadaşlar bir sayıyı tahmin etmek demek yuvarlamak demek. Peki yuvarlamak ne demek? Arkadaşlar yuvarlamakta küsur hatlarından kurtulmak demektir. Kurtul oluyoruz yani. Haydi bakalım. Yüzdeye yuvarlayarak tahmini sonuçları bulun. Arkadaşlar yüzdeye yuvarlamak şu demek. Bakın yüzdeye yuvarladığınız zaman 3 tanesini alıyorsun. Bak çok kolay size müthiş bir yöntem göstereceğim. Yüzdeye yuvarlamada 3 tanesini aldın. 887 kaça yuvarlanır arkadaşlar? 900'e mi yuvarlanır? 800'e mi yuvarlanır? Evet cevaplar geliyor süpersiniz. 900'e. Arkadaşlar burası ne oldu? 5900 oldu mu? Süper. Buraya bakalım. 122 arkadaşlar. 122. 122 200'e mi yuvarlanır yoksa 100'e mi yuvarlanır? Tabii ki 200'e yuvarlanır çünkü 122 200'e bayağı uzak. Dolayısıyla arkadaşlar buraya da ben ne diyorum? 3100 diyorum. Ve sonucu ne yapıyoruz? Sonucu arkadaşlar topluyoruz. 0 0 0, 8, bir delde elde 9. 9000 yaptı. Burası ne oldu? 9009. O zaman tahmini sonucu buraya yazıyorum. Aradaki farkında 9 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten de çok yakın tahmin etmişiz diyebiliriz. Buraya bakalım en yakın onluğa yuvarlayarak sonucu bulunuz demiş. Arkadaşlar bakın en yakın onlukta şöyle yapacağız. Bu sefer de iki tane rakam alıyoruz. 528. 28 sayısı acaba 30'a mı yuvarlanır yoksa 20'ye mi yuvarlanır? Efendim süpersiniz gerçekten. 530'a yuvarlıyoruz bunu. 12 sayısı arkadaşlar 10'a mı yuvarlanır 20'ye mi yuvarlanır? Evet doğru 10'a yuvarlanır. 10'la çarpıyorum. E bir sayıyı 10'la çarpmak sonucuna bir sıfır eklemek demektir. Burası ne oldu? 5300 oldu gerçek sonucumuz kaç? 6336. O zaman ne yapıyorum? 5300'ü çıkartarak aradaki farkı bulmuş oluyorum. 6 oldu, 3 oldu, 0 oldu, 1 oldu. Aradaki farkımız da 1036. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Eğer arkadaşlar bir sayıyı binliğe yuvarlayın deseydi o zaman sonuç basamağını alacaktık. Mesela diyelim ki işte 75846 diyelim ki bu sayıyı en yakın binliğe yuvarlayın dese eğer bize diyorsa mesela öğretmenimiz o zaman bu bu sefer 4 basamak alacaksınız. 5846. 6000'e mi yuvarlanır yoksa 5000'e mi yuvarlanır? Evet 6000'e yuvarlanır. O zaman burası 7 e, şuraya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 6000 yazıyorsunuz. Cevabımız da bin oluyor. Yani onla yuvarladığında 2 basamağı düşünüyorsun. Yüzde yuvarladığında 3 basamağı düşünüyorsun. Binle yuvarladığında ise 4 basamağı düşünerek mükemmel sonuçlara imza atıyorsun arkadaşlar. Bölen böleni yorumlama. Yani bölme işlemlerde pardon kalanı yorumlamaya bakalım. Şimdi arkadaşlar kalanı yorumlamada bazen ihmal edeceğiz, bazen de diyeceğiz ki ya bu bir insandır kardeşim bunu nasıl bırakalım? Biz bunda bir tane götürmek zorundayız diyeceğiz. Dolayısıyla insani durumlarda artı bir ekleyeceğiz, ama insani olmayan durumlarda da. Görmezden geleceğiz ihmal edeceğiz mantık bu şimdi 39 fincan ikili kutulara konulursa kaç kutu fincan elde edilir demiş şimdi böldük arkadaşlar 39'da kaç defa var 19 defa var dolayısıyla sevgili arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım 39'u 2'ye bölersek kaç çıkacaktır 39'un içinde Ha, önce bir şöyle yapalım. 1 yaptık. 2 kere 1. 2'yi çıkarttık. 19'da 2 kaç defadır? 9 defadır arkadaşlar. 9 kere 2 18 yapar. Buradan da kaç çıkacaktır? 1 çıkacaktır diyelim. Şimdi arkadaşlar 19 kutu oldu. Ama bir tane fincanımız kaldı. Dışarıda kaldı. E, o bir fincana biz ne yaparız? Tam neyse kenara koyun bakalım deriz. Ve 19 kutuyla ne yaparız? Yolumuza devam ederiz. O bir fincanı da deriz kenara koyun kaldırın yavrucuğum bakayım. Onu oraya koyun falan diye ne yaparız? E, kaldırabiliriz. O zaman ne yaparız? İhmal ediyoruz. Görmezden geliyoruz. Ne yapıyoruz? Kenara koyuyoruz. Ama eğer bir insandan bahsediyorsak arkadaşlar onu ihmal edemeyiz. O bizim canımız. O bizim ciğerimiz. Mesela şu örnekte olduğu gibi. 195 öğrenci 18 kişilik servislere taşınacaktır. Kaç servis gerekli? Şimdi 195'i 18'e böldük. 19'da 18 bir defa. Bir kere 18, 18. Çıkarttık arkadaşlar. Bir kaldı buradan. Sonrasında ne yapıyoruz? Hop. 5'i yukarıdan aşağı indirdik. Arkadaşlar şimdi bir servis yani indirdiğimiz halde arkadaşlar. Ne yapıyoruz? E, gidemiyorsak o zaman ne yaptık? Bir sıfır ekledik. Şimdi normalde ne yapıyoruz? 10 servis ayarlamamız gerekiyor. Ayarladık. Ama 15 kişi dışarıda kaldı arkadaşlar. Bu 15 kişi ne yapacağız? Siz gidin hadi diyebilir miyiz? Adamlar parasını vermiş ya da servis parasını vermiş onlara da bir servis tutmak zorunda kalıyoruz. Onun için artı bir de ne yapmamız lazım eklememiz gerekiyor. O zaman 10 servis dolu dolu sonra ekstra kalan arkadaşlar için de bir servis olmak üzere toplam 11 servis tutmak zorundayız diyoruz ve kalan da bu şekilde ne yapmış olduk yorumlamış olduk sizlerle beraber ve üstü ifadelere geldik arkadaşlar kare dediğimiz şey yani bir sayının karesi dediğimiz şey üssümüz var, tabanımız var. Üssümüz tabanı kendi kendine çarpılmasını sağlıyor arkadaşlar. Kaç defa? İki defa. Yani üste yazan sayıyla tabanı sakın çarpmayın arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey üstteki sayı tanedir. Elma gibi, armut gibi arkadaşlar. 2 tane 3'ün çarpımı. 2 tane 3'ün çarpımı kaç yapacaktır? 9 yapacaktır. Buraya bakalım. Bak burada da küpü. Bir sayının üstünde 3 varsa küpü olarak isimlendirilir. Yani 2'nin 3. kuvveti de diyebiliriz. 2'nin küpü de diyebiliriz arkadaşlar. 2 olursa karesi olur, 3 olursa küpü olur. Bu ne demektir? 3 tane 2'nin çarpımı. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 diyebiliriz. 2'nin arkadaşlar buna ne diyoruz? Küpü adını veriyoruz. Buraya da 3'ün karesi adını veriyoruz. 3'ün karesi diye okuyoruz arkadaşlar. Tamam? Burada da yine e, arkadaşlar 2'nin, 3'ün, 4'ün karesi olan sayıları görebiliyorsunuz. Burada da 2'nin, 3'ün, 4'ün ve 5'in küpü olan sayıları görebiliyorsunuz. Bunlar da ekran görüntüsü alırsanız gerçekten faydası olacaktır diyebiliriz. Dedik ve hadi bakalım sizlerle beraber mükemmel bir tekrarımızı yaptık arkadaşlar. Sonradan gelen arkadaşlar için şöyle bir bilgi verelim. Tonguç klasiği olan yazılı kampımız mükemmel bir şekilde başladı. 20 geçen pazartesi saatlerimiz 18'i gösterirken dersimize başladık arkadaşlar. Muazzam bilgiler verdik. Çok da güzel sorular çözeceğiz ve yazılı notlarımızla dinamoyla yazılara bomba gibi hazırlanıyoruz. Bunu da özellikle vurgulamış olalım, söyleyelim arkadaşlarımız. Şimdi sorumuza hemen bakalım. Lütfen sen de videoyu durdur. Durdurduk durdurduktan sonra sonucu bul ve bizle beraber kontrol et bakalım. Bu sorularda kaç tanesini doğru yapacaksın? Ben de gerçekten merak ediyorum. Yukarıdaki kartlarda yazan rakamlarla oluşturulabilecek 8 basamaklı en büyük sayıyı ve okunuşunu yazar mısın demiş bize öğretmenimiz. Biz de arkadaşlar yazalım. Şimdi en büyük dediği için ve 8 basamak dediği için önce basamaklarımızı bir oluşturalım. 2 basamağımız milyonlarda, 3 basamağımız binlerde, 3 basamağımız da birler bölüğünde olmak üzere sayılarımızı yazıyoruz. Şimdi en büyük dediği için en büyük rakamımız 8. Hemen 8'i başa yazdık. Hemen üstüne ne yapıyorum? Karalıyorum. Sonra kim var? En büyük 6 var. 6'yı yazıyoruz arkadaşlar. 6 yaz. Sonra kim var? 5 var. Sonra 4 var. 4 var sonrasında 3 var hop 3'ümüz nerede 3'ü yaptık burada sonra 3'ten sonra kim geldi 2 geldi 1 geldi 0 geldi ve cevabımız arkadaşlar bu şekilde oldu. Peki okunuşunu yazalım mı şey, okunuşunu söyleyelim mi hadi bakalım söyleyelim 86 milyonlar bölü 86 milyon 543 binler bölü olduğu için 1000. 210 86 milyon 543 bin 210 diyoruz ve hadi bakalım ilk sorumuz kolaydı çıtırından bir soru geldi ve yolculuğumuza bir başka soruyla devam edelim. Evet sekizgen ve karelerle oluşturulmuş örüntünün üçüncü adımını çiziniz ve bu adımdaki sekizgen ve kare sayısını yazınız demiş arkadaşlar sekizgen sayısı kaçtır demiş. Şimdi sekizgen sayımız birinci adımda bir tane, İkinci adımda iki tane. Üçüncü adımda da üç tane sekizgenimiz olması gerekiyor mantıken. O zaman doğru. Üç yazıyorum buraya. Kare sayısına bakalım. Birinci adımda bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar dört tane hemen şuraya yazıyorum. Dört tane e, sarı karemiz var. İkinci adıma bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane karemiz var. yedi yazdık. Dikkat ederseniz bakın. Üç artmış. E bu da 3 artarsa o zaman kaç tane karemiz olması gerekecek? 10 tane karemiz olması gerekecek diyoruz. Ve kare sayısını ne yapmış oluyoruz? 10 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi bunları ne yapalım? Şöyle bir oluşturmaya çalışalım bakalım sevgili arkadaşlar. Sekizgenlerimize bakalım. Şuradan başlarsak sekizgenlerimize bakalım. Bir, birinci sekizgenimiz şöyle geldi. Bakalım çizebilecek miyiz? Biraz yeteneğimiz varsa çizebiliriz herhalde arkadaşlar. Tabii öğretmenlerimiz sınavda belki bu kadar karışık sormayabilir arkadaşlar size. İkinci sekizgenimiz geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. İkinci Sekizgenimiz geldi. Şöyle güzel bir sekizgen çizdik. Ve üçüncü sekizgenimiz de gelmiş oldu. Üçüncü sekizgenimiz de geldi. Evet şöyle üçüncü sekizgenimizi de çiziyorum. Çiziyorum ve bitiriyorum. Peki hocam araları boş bıraktınız. Arkadaşlar aralara da tabii ki ne yapıyorum? Böyle e, güzel bir şekilde, güzel bir şekilde e, sarı karelerden olacağım. Şöyle çizersem gözükmeyebilir. Belki turuncuyu almak istiyorum. Şöyle arkadaşlar bakın şöyle bir, iki. Arkadaşlar şu arada var bir tane bakın böyle Evet şöyle aldık. Şunu aldık. Bu arkadaşı aldık. Şuraya birazcık böyle ekledik. Buraya tuzu karabiberi gönderdik. Buraya birazcık arkadaşlar şöyle maydanoz ekledik ve buraya da güzel bir şekilde sonucu ne yapmış olduk? Göndermiş olduk. İçine arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde boyamaya çalışayım gözüksün diye ekranlarımızda siz de rahat rahat görün diye. Gördüğünüz gibi şöyle evet silindirlerimiz silindirlerden çık pardon. Sekizgenlerimiz burada ve bu arkadaşları da şöyle maviyle boyarsak ee, şöyle bir e, arkadaşlar aralarını gerçekten de muazzam bir şekilde oldu. Keyifli oldu. Çizmek de arası da güzel geldi. Vallahi insana terapi gibi geldi arkadaşlar. Evet cevabımızı da bulmuş olduk sizlerle beraber. Güzel bir etkinlik oldu. Hadi bakalım bir sonraki sorumuza mükemmel bir şekilde devam edelim arkadaşlar ve bir toplama çıkarma sorusuyla karşı karşıyayız. Soruyu sizler de okuyun bakalım ve cevaplamaya çalışın arkadaşlar. Ben de okuyorum ama sen ne yaptın? Durdurdun bile videoyu. Hop çözüyorsun sonra kontrol ediyoruz. Bir köprüden cuma ve cumartesi günlerinde geçen araç sayıları tablodaki gibidir. Evet görüyoruz. Bir, kö bir köprüden yani bu köprüden verilen Günlerde toplam 18166 araç geçtiğine göre pazar günü geçen araç sayısı kaçtır? Arkadaşlar toplam 18166 araç geçmiş. O zaman ben verilmeyeni bulmak için ne yapıyorum? İlkokulda yaptığımız gibi verilen ikisini toplarsın ve toplamdan çıkarırsın arkadaşlar. Gerçekten böyle düşünenlere bir alkış gelsin. Mükemmelsiniz gerçekten. Şimdi toplayalım bakalım. Hadi bakalım 5 7 8 9 basamakları alt alta getirmen şart aman dikkat diyoruz. Topladık arkadaşlar buradan. 9 5 daha 14 14'ün 4'ü elde var 1. Şu üste yazayım. 8 2 daha 10 11. 11'in 1'i elde var 1. 7 1 daha 8 yaptı. 6 5 da 11 yaptı. 11.814 tane aracımız. Cuma ve cumartesi geçmiş. Bu iki günde arkadaşlar sonrasında ne yapacağız? Pazar gününü bulmak istiyorsan hop 18.166'dan 11.814 tane aracı çıkarttığımız zaman verilmeyen kısmı bulmuş oluyoruz. Yani pazar gününü bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Çıkartalım. 6'dan 4 çıktı 2. 6'dan 1 çıktı 5. E birden sekiz çıkacak hay Allah'ım yarabbim hocam çıkmıyor. Ne yapacağız hemen komşuya gidiyoruz. Komşular ne için var? bir onlu kaldık. Burası ne oldu? 11 oldu. Burası arkadaşlar 7 oldu. Bunları söyleyelim. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. 7'den 1 çıktı. 6 kaldı. 1'den 1 bir çıktı. 0 kaldı. 6.352 yani pazar günü arkadaşlar 6.352 araç geçmiştir diyoruz. Ve bu cevabı bulanları da tebrik ediyoruz. Onlara e, arkadaşlar Maldivler'de günde 3.800.000 e, adet soru çözmeli bir kamp hediye ediyoruz gerçekten. Mükemmel. Mükemmelsiniz diyelim ve bir başka soruya geçiş yapalım bakalım. Şimdi sorumuz nedir? Ne değildir? Niçin vardır? Ve ona bir bakalım. Hatta şuraya da bir e, bakan ve bize gülen bir yüz yapalım arkadaşlar. Motorsiklet ya da artık motor mu? Küçük böyle atlı karınca gibi. Bir sorumuz. Şimdi Tonguç 27.385 TL'ye aldığı motosikletini 3 yıl sonra 38.740 TL'ye satmıştır. Tamamdır, güzel. Tonguç'un karının tahmini arkadaşlar tahmini diyor. Değerini, sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulunuz demiş. Şimdi en yakın yüzlüğe yuvarlamak neydi arkadaşlar? Yani sondan 3 basamağını alıyorsunuz. Binlik deseydi 4 basamak. Nasıl yapıyoruz? Hemen bakalım. Şimdi 27.385'i aldık ve diyorum ki son 3 basamak arkadaşlar son 3 basamak bakın böyle. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Yuvarlıyorum. Nereye yuvarlayacağım? Tabii ki arkadaşlar bayırdan aşağı değil. Yani tahmin ederseniz ki en yakın yüzüye yuvarlayacağım. 385 arkadaşlar. Kime yuvarlanır? Yani bir üstündeki 400'e mi yuvarlanır yoksa 300'e mi yuvarlanır? E hocam 400'e baya yakın zaten. Biz bunu 400'e yuvarlayalım isterseniz. Gerçekten de doğru. Arkadaşlar 27 yazıyorsun ya bak. Şu çentik attığın bölüme artık 400 yazıyorsun. Ve işi bitiriyorsun. Bu kadar basit. Yuvarlamanın kitabını yazdık arkadaşlar biz. Merak etmeyin yani. Sonra geliyorum buraya. 38.740'a ne yapıyorsun? Şöyle yüzler basamağındaki çentini attın. Hop, okunu çıkardın. Sonrasında 740'a bakıyorsun. Acaba 740 700'den yani 700'e mi yuvarlanır, 800'e mi yuvarlanır diye düşünüyorsun. E 740 yani 800 hocam baya uzak bunu biz 700'e yuvarlayalım diyorsun ve arkadaşlar burası da 38.700 TL oluyor yuvarlanmış hali. Şimdi ne yapacağım ben buradan farkını alacağım tabii ki ne kadar kar elde ettiğini bulmak istiyorsam. 38.700 27.400 hemen ne yapıyorum çıkarttım 0 0 e, 1, e, 3 oldu buradan e, buradan 1 oldu buradan da 1 oldu. Demek ki elde ettiği kar oranı tahmini olarak arkadaşlar bakın tahmini yuvarlak küsuratlardan kurtulmuş olarak tahmin olarak 11.300 TL'lik bir karı olmuş sevgili Tonguç arkadaşımızın. Tebrikler Tonguç 3 yıl binmişsin motosikletine bir de üstüne kar elde etmişsin. Vallahi helal olsun sana aman dikkat ediyoruz. Motosiklet biraz biliyorsunuz tehlikeli arkadaşlar trafiklerde problem olabilir aman dikkat dedik. Ve arkadaşlar şöyle bir sorumuza bakalım. Evet şöyle bir sorumuza bakalım. Geç gelen arkadaşlarımız da şöyle ne yapalım? Tebrik edelim veya daha sonra izleyen arkadaşlarımız varsa da onlar da yine inşallah bu güzel sorularımızdan faydalanırlar diyelim. Şimdi sorumuza bir bakalım. Şöyle merakla okuyorum ben de. Şimdi bir depoda 15 adet koli varmış. Her kolide 12 kutu ve kutuların her birinde de 28 tane çikolata varmış. Of çikolata deniz bak vallahi canım çekti. Bu depoda toplam çikolata sayısını hesap edebilir misin diyor. Arkadaşlar bu tip soruların tamamı çarpma işlemiyle çözülür. Şöyle bir tane kolimiz olsun bakalım. Bu kolimiz olsun arkadaşlar. Bir kolimiz olsun şöyle. Şimdi şöyle bir koli çizelim sizlere şöyle güzel çizdik kolimizi. Bu kolinin arkadaşlar bu koliden kaç tane varmış böyle kaç tane varmış? 15 tane varmış. 15 tane kolimiz varmış. Şöyle birazcık şöyle burası şey oldu. 15 tane kolimiz varmış. 15 kolimiz var. Şimdi arkadaşlar her birinin içerisinde kaç tane kutucuk varmış? 12 tane varmış. O zaman bunların içerisinde de arkadaşlar 12 tane küçük küçük kutucuklar varmış öyle. E, i̇sterseniz böyle yapabilirsiniz bakın şöyle e, devam ettiğinde arkadaşlar şöyle kutucuklarımız varmış böyle böyle küçük, küçük küçük kutucuklar varmış içerisinde. Kaç tane varmış? 12 tane. Ve bu kutuların her kaç tane varmış? 28 tane de çikolata varmış. O zaman önce arkadaşlar ne yapıyorum ben? Önce ne yapıyorum? 15 ile bakın 15 ile 12'yi çarpıyorum. Bu çarpımdan ne bulacağım arkadaşlar? O önemli. Bu çarpımdan toplam kutu sayısını buluyorum bak. 15 koli ve her birinde 12 kutu varsa 15 12'yi çarptım da ben neyi bulacağım? Matematikte zaten bu soru çok önemli. Neyi bulacaksın? E, kutu sayısını bulacaksın arkadaşlar. Çarpalım bakalım. 5 kere 2 10. Elde var 1. Sonra 2 kere 1 2 1 de elde 3. Tamam. Bir kere 5, 5 Bir tane basamak atlıyorum. Aman dikkat. Bir kere bir bir. Topluyoruz. Hop buradan topladık. Arkadaşlar ne oldu? 180 tane kutu çikolata varmış. Bakın 180 kutu çikolata varmış. Peki 180 kutunun her birinde 28 tane çikolata varsa toplam çikolata sayımızı bulalım. Hadi bakalım bulalım arkadaşlar. Şöyle aldık kırmızı kalemimizi. 180 ile 28'i çarpıyorum. Çarpalım. 8 kere 0, 0 arkadaşlar. 8 kere 8, 64. 64'ün 4'ü elde var 6. 8 kere 1, 8. 6 daha 14. Evet. Buradan 1440. 2 kere 0, 0. 8 kere 2, 16. 16'nın 6'ı elde var. 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. Topladığımız zaman 0, 4, 0 4 5. Arkadaşlar toplam çikolata sayımız ne oldu? 5040 tane oldu. Demek ki burada toplam çikolata sayımızı bu şekilde 2 adet çarpma işlemiyle mükemmel bir şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Diyelim ve haydi bakalım bir sonraki bölüm olan kısma geçelim. Daha sizlere gerçekten muazzam sorular hazırladık arkadaşlar. Yeni nesil dediğimiz böyle değişik değişik uzun sorular da hazırladık. Sonrasında yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazılı sorular örneklerinden derlediğimiz ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorabileceği tarzda sorular da e, aralarına attık serpiştirdik. Yani dolu dolu arkadaşlar. Gerçekten hani böyle abartmıyorum. E, sevgili arkadaşlar ama dolu dolu bir video ile karşınızdayız. Her şeyden var. Yani konu anlatımı var, hap bilgisi var, Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruları var, normal sorular var, test soruları var. Her şey var yani. Gerçekten ortaya karışık kebap derler ya aynı öyle ee, diyebiliriz. Şimdi sorumuza bakalım. Tek seferde 35 ton yük taşıyabilen bir kamyonla 230 ton yük taşınacaktır demişler. Süper. Kamyonun en az kaç sefer yapacağını hesaplayınız demiş. Arkadaşlar şimdi 230 ton yükümüz var. Bunu 35 tonluk kamyonlarla 35 ton, 35 ton, 35 ton, 35 ton, 35 ton ne yapacağız? Bunu e, taşıyacağız. Peki en az kaç sefer yapmamız gerekiyor diye sormuş bizlere sevgili öğretmenimiz. Sınavda sorduğunu varsayıyoruz. Bu sorumuz arkadaşlar bölmede kalanı yorumlama ile alakalı bir soru. Hemen ne yapıyorsun? Bölmeni yapıyorsun. 230 arkadaşlar. 230'u kaça bölüyoruz? 35'e bölüyoruz. Bölelim bakalım. Şimdi 22'de 35 yok. 23'de 35 de yok. 230'da 35 kaç defa? Şimdi bunu yapmak için öğrenciyim diyelim ki. Ben öğrenciyim. Acaba ne yapmam lazım? 6 ile çarpıyorum. 6 ile çarparsam 6 kere 5 30 30'un sıfırı elde var ee, arkadaşlar ee, 3 ee, 6 kere 3 18 hop çarptık a 210 210'u bulduk arkadaşlar ilk seferde bulduk mükemmel yani olmasaydı 7 ile çarpacaktık olmasaydı 8 ile çarpacaktık ne yapacaktık ortalama bir şey bulacaktık ama 210'u bulduk demek ki 6 defaymış 6 yazın buraya. 6 çarpı 35 ne oldu? 210 oldu tabii ki. Hop buradan 210. 0 yaptım. 2 yaptım ve buradan da 0 oldu. Şimdi 6 sefer arkadaşlar. 6 sefer yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi şıklarda 6 sefer olursa hemen 6 sefere gidip daha hocam tamam 6 sefer oldu cevap 6 diyemeyiz. E şimdi arkadaşlar burada bakın dikkat ettiniz mi Allah aşkına? Burada 20 ton bir yük kalktı. Yük kaldı arkadaşlar 20 ton bir yük kaldı. E şimdi bu tonu ne olacak bu arkadaşlar? Bunu biz bırakıp da gidemeyiz ki yani az bir şey değil ki 20 ton yük var. O zaman ne yapıyorum? Ben ekstra bir sefer daha arkadaşlar düzenliyorum. Bunun için bakın artı bir sefer diyor bakın artı bir sefer daha düzenlemek zorundayız o zaman sefer sayımız 6 artı 1 en az 7 sefer düzenlememiz gerekiyor ki bütün yükümüzü götürmüş olalım Son yükümüz birazcık hafif olacak ama mutlaka onu da almak zorundayız yani doğru cevabımız 7 sefer olması gerekiyor Bunu da özellikle söylemiş olalım Sevgili arkadaşlarım. Geldik üstü ifadeler. Arkadaşlar üslü ifadelerin şöyle bir özelliği var. İleriye ilerleyen yıllarda da karşımıza gelecek olan bir konu. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka dikkat etmenizi önemli vurguluyoruz. Şimdi bakın mesela hemen bir tane ben size örnek de vereyim. Mesela 7 üssü 2 dediğimizde arkadaşlar buradakine biz ne diyoruz? Üst adını veriyoruz. Buradakine taban adını veriyoruz. Taban adını veriyoruz. Yani burada tabana kuvvet. Hatta bunun diğer adı nedir biliyor musunuz? Kuvvettir. Ve arkadaşlar kuvvet diyelim ki bunun bir diğer adı kuvvettir. Tabana kuvvet diyoruz. Buradaki sayı ile buradaki sayıyı kesinlikle çarpmıyorsun. Yani aa hocam bu ne kadar kolay ya 7 kere 2 14 aa ne kadar basit falan demiyorsunuz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu sayı asla işleme dahil olmaz. Bu sayı adet miktardır arkadaşlar adet. Mesela 2 adet 7'yi çarpacaksın demektir. 2 adet 7'yi çarpacaksın demektir. Yani buradan ne olur? 7 çarpı 7'den Cevabımız kaç olacaktır? 49 olacaktır. Yani e, sakın ola bunu yapmıyorsun. Mesela diyelim ki işte 6 üzeri 3 mesela. Burada 6 kere 3 18 hocam ne kadar kolay demiyorsun. 3 tane 6'nın çarpımı. Bu tanedir, bu elmadır, bu armuttur, bu şeftalidir arkadaşlar. 3 tane 6'nın çarpımı. 1, 2 3 6 kere 6 36 36 çarpı 6 da 216 yapar hatta bu 6'nın küpü diye okunur bu da 7'nin karesi diye okunur arkadaşlar bunu da söyleyelim ama 6'nın 3. kuvveti de diye okuyabilirsin veya 7'nin 2. kuvveti de diye okuyabilirsin ama ben daha güzel daha özel bir isim vermek istiyorum diyorsan 7'nin karesi 6'nın küpü diyemekte de mantıklı çok da güzel olur diyelim. Şimdi yukarıda verilen eşitliklere göre üçgen kare ve yuvarlan değerini bulunuz demiş. Arkadaşlar burada kaç tane 5 çarpılıyor Allah aşkına? Kaç adet kaç tane 5 çarpılıyor? 3 tane. Peki biz taneyi nereye yazıyorduk her zaman? Buraya yazıyorduk arkadaşlar. O zaman buradaki sayımız kaç olacaktır? 3 olacaktık. 5 üssü 3. Yani 5'in küpü diyebiliriz. Buraya bakalım. 2 tane 4'ün çarpımı. 2 tane 4'ün çarpımı dediği zaman buralar ne olacaktır? 4, 4 olacaktır diyoruz. Buraya bakalım. 3 üssü 3. Yani 3'ün 3. kuvveti. O zaman hemen bulalım bakalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 diyorum. Ve buradan da 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Hop 27'yi ne yaptık yazdık. Burası da kaç oluyor? 27 oluyor. Şimdi hepsini toplayalım. Üçgenimiz, üçgenimiz 3. Üç. Yuvarlağımız 4. Karemiz 27. Bu arkadaşların toplamı da toplarsak 27 artı 3 artı 4. Cevabımız 34 diyoruz ve cevabı 34 bulanları da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Üstü sayılardan da muazzam bir tane örnek yaptık. Sizlerle beraber bunu da söylemiş olalım. Ve yolculuğumuza bir sonraki soruyla isterseniz devam edelim. Aman Allah'ım baya bir yazı yazmışız bu soruda. Acaba nasıl bir soruyla karşı karşıyayız diyelim. Şimdi tabii ki sizler durdurdunuz ve soruyu okumaya başladınız arkadaşlar çözümünü görmeden önce. Ben çözüyorum tabii ki ama sizler benden sonra cevabını kontrol edersiniz. Arkadaşlar bir abaküsün 9 e, çubuğu ve her çubuğunda 9 boncuğu vardır. Tamam vardır görüyoruz 9 tane 9 tane 9 tane varmış. Bu çubuklar sola ve sağa doğru kaydırılarak iki farklı sayı oluşturulmaktadır. Örneğin şekilde sol taraftaki sayılar 123 milyon 456 bin 789. Bakın sol taraftaki arkadaşlar sayılar 123 milyon. Bak şu 3 tanesi 123 milyon 456 bin 789. Bak şuradakiler bak şu bölüm bir sayı oluşturmuş. Yukarıdan aşağı doğru. Zaten basamakları da vermiş. Tersine bakarsan yani sağ taraftakine bakarsak arkadaşlar bu sefer ne olacaktır? İşte burada da 8876.543.210. Bakın burada da yine yukarıdan aşağı doğru bir sayı oluşturmuşuz. Buna göre diyor. Buna göre arkadaşlar diyor sol taraftaki sayımız 351.026.147 olduğuna göre Sağ taraftaki kalan boncuklarla ne kadarlık bir arkadaşlar sayı oluşur? Şimdi birinci sayımız arkadaşlar 3 tane boncuk sol taraftaysa bakın 3 tane boncuk. O zaman 5 tanesi şey pardon 6 tanesi burada olmaz mı? 1 2 3 4 5 6. Süper. Burada arkadaşlar 5 tane varsa 1 2 3 4 5 tane varsa burada 4 tane olur. 4 tane olur o zaman değil mi? Mantıken yani, süpersin. Devam edelim. Burada arkadaşlar 1 tane varsa o zaman burada 9 tane olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Süper. Pardon 8 tane olacak burada. Fazla çizdik bir tanesini. Devam edelim. Bakın burada 0 tane varsa burada 9 tane olacak demektir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada 2 tane varsa arkadaşlar burada kaç tane olacaktır? 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7. Burada 6 varsa 1 2 3 4 5 6 tane varsa burada 3 tane 1 2 3 tane olacaktır. Burada 1 tane varsa burada 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada 4 tane varsa arkadaşlar, 4 tane varsa burada kaç tane olacaktır? 5 tane. 1 2 3 4 5 ve burada 7 tane varsa arkadaşlar şöyle birazcık sorunun içine girdik ama 1 2 3 4 5 6 7. Burada kaç olur? 2 tane olacaktır. Şimdi sayımızı yanlarına yazalım. 1 2 3 4 5 6. Burada 6. Burada arkadaşlar 4. Burada Kaç tane olacaktır? Burada bir tane buradaysa 8. Sonra buraya bakalım. Burada direkt bakın hiçbir tane yoksa burada 9 tane olacaktır. Burada iki tane varsa burada 7 tane olacaktır. Burada arkadaşlar bakın 3 tane var. Sonra burada bir tanesi buradaysa burada 8 tane olacaktır. Burada bakın kaç tane var? 5 tane var arkadaşlar. Burada da 2 tane var. O zaman hadi sayımızı yazalım bakalım. Üçer üçer gruplandırıyoruz. 648 milyon. 648 milyon süper. Üçerli üçerli. 973 bin. 973 bin. Süper. Sonrasında 852. Bravo. Gerçekten mükemmel bir soruydu. Ama zor değildi. Sadece okuduğunu anlama diyebiliriz ve ne yaptık? Cevabımızı verdik. Sevgili arkadaşlar o zaman bakalım. 648 milyon. 173 bin diyor gitti. 658 milyon gitti. 640 e, ...milyon bu da gitti arkadaşlar... ...burada bakalım şöyle 648 milyon... ...he 973.852 cevabımız Adana'daymış arkadaşlar... ...okurken bir an birbirine çok yakın şıklar... ...ve insanın kafasını karıştırıyor gerçekten... ...doğru cevabımızı da Adana bulduk... ...ve güzel bir soruyu da bu şekilde yapmış olduk... ...bunun pratik yolu da pratik yolda var... ...hocam mesela burada 3 tane varsa... ...mesela şöyle de yapabilirsin... ...hocam burada 3 tane varsa buraya 6 tane kalır... ...burada 5 tane varsa buraya 4 tane kalır... ...toplam 9 yapacak ya... Burada 1 tane varsa burada 8 tane var. Burada 0 tane varsa 9'un tamamı buradadır. Burada 2 tane varsa burada 7 olur. Burada 6 varsa burada 3 olur hocam. Burada 1 varsa burada 8 olur. Burada 4 varsa burada 5 olur. Burada 7 varsa burada 2 olur. Mesela şöyle eşleştirme. Yani şu ikisinin toplamı 9 olacak. Bu ikisinin toplamı 9 olacak şeklinde de pratik olarak yapabilirsin. Ben biraz uzattım ama iki yöntemle de göstermiş olduk arkadaşlar diyelim ve haydi bakalım. Map örnek yazılı sorusu aman Allah'ım. Ortak sınavlarda e, Arkadaşlar sizde yok ama yine yani ortak sınavlarda çıkabilecek tarzda mevin örnek sorularından bir tanesi diyebiliriz. Hemen sorumuza bir bakalım. Bir markette e, satılan elma ve pirincin birer kilogram fiyatları aşağıda verilmiştir diyor. Süper. Tamam çok güzel. Elma e, 23 TL'ymiş. E, pirinç 42 TL'ymiş arkadaşlar. ununkini bilmiyoruz. Onun, onu bilmiyoruz arkadaşlar. Onu zaten soruyor muhtemelen. Bir marketten 2 kilogram elma, 5 kilogram pirinç ve 4 kilogram un alan bir kişi 328 TL ödemiştir. Buna göre bir kilogramının fiyatı kaç paradır diye sormuş. Bakalım kaç paraymış. Arkadaşlar ben 1 kilogramı 23 TL olan elmadan tam 2 kilogram almışım. 2 kilogram aldıysam 2 tane 23 TL ödemişimdir denir. Yani diyebiliriz. 2 tane 23 TL öderim. O zaman elma sorusuna yani elmaya ödediğim ücret 23 çarpı 2'den 46 TL diyebilir miyiz? Süper. Devam ettik bakalım. 5 kilogram pirinç. Arkadaşlar. 42 TL olan pirinçten tam ben 5 kilogram almışım. Yani toplam 5 tane 42 TL ödemem lazım. O zaman toplam ödeyeceğim paraya bakalım. 42 çarpı 5'ten ne olur buradan 210 TL bu arkadaşa ödemem gerekiyor. Bunu ne yaptık söylemiş olalım. E, dolayısıyla arkadaşlar... Şimdi bu ikisini toplayalım bakalım ne kadar yapıyor. 210 TL ile 46 TL'yi topladığım zaman... 6 5 ve 2 256 TL yapıyor Peki benim ödediğim toplam ücret ne kadardı 328 TL idi Arkadaşlar o zaman ne yapacağım ben 328 TL'den almış olduğum elma ile pirincin toplam fiyatı olan 256'yı çıkartıyorum çıkartıyorum çıkarttığım zaman bakalım 2 sonra buradan 12'den 5 çıktı 7. Burada kaldı 2. 2'den 2 çıktı 0. Arkadaşlar demek ki ben una 72 TL para vermişim. Peki 72 TL'yi kaç kilogram una vermişim? 4 kilogram una vermişim. Peki 4 kilogram un arkadaşlar 4 kilogram un 72 TL olduğuna göre 1 kilogram unun fiyatı nasıl bulurum? Tabii ki 72'yi 4'e bölerim arkadaşlar. 72'yi 4'e bölersem 1 kilogram unun fiyatı 18 TL'ye karşılık gelecektir diyoruz ve doğru cevabı 18 TL bulanları da tebrik ediyoruz. Güzel bir soruydu. Hem çarpma var hem toplama var hem çıkarma var hem bölme var. Yani tamamını kapsayan 4 işlemlerin tamamını kapsayan tatlı bir sorunu çözmüş olduk diyelim. Ve geldik bir başka örnek soruya. Gerçekten örnek sorular bitmiyor. Ve arkadaşlar şöyle birkaç sorumuz daha var onları da çözüp ne yapacağız dersimizi tamamlayacağız. Bakalım sorumuz neymiş? Aşağıda üzerinde sayılar yazan 8 tane boncuk verilmiştir. Bu boncuklar aşağıda verilen çubuklara altındaki üstü ifadelerin değerini elde edecek şekilde yerleştiriliyormuş. Ve örnek de vermiş bakın birinci çubukta mesela 3 tane boncuğumuz varsa 3 üzeri 3 diyor. Mükemmel. Buna göre ikinci ve üçüncü çubukta elde edilen üstü ifadelerin değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar burada kaç tane boncuk görüyoruz Allah aşkına? 3 tane. Her birinin içinde kaç yazıyor? 2 yazıyor. O zaman ben şuna şöyle diyebilir miyim? 2 üssü 3 sen 2 üstü 3'sün diyorum. Buraya bakalım kaç tane 5 var arkadaşlar? 2 tane. O zaman ben buna bu arkadaşa 500 üstü 2 diyebilir miyim? Diyebiliriz tabii ki. O zaman arkadaşlar 2 üstü 3'ün değerini hemen şurada bulmak istiyorum. 3 tane 2. Bakın şuradaki elmayı da armuttu. Her zaman Üç tane ile isimlendiriliyor. 3 tane 2'nin çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 2. Buradan kaç çıktı? 8. Bu arkadaşın değerine bakalım arkadaşlar. 2 tane 5'in çarpımı 5 çarpı 5. Buradan ne olacaktır? 25. O zaman toplamını sormuş bizlere. 8 artı 25'ten buradan cevabımızın 33 olduğunu söyleyebiliriz. Tatlı bir çözüm oldu. Güzel bir çözüm oldu. Örnek yazılı sorularından benzerlerinden arkadaşlar tatlı bir soru oldu. Haydi bakalım bu soruyu da çözdüysek bir sonraki soruya geçme hakkımız var demektir. Ve bir sonraki sorumuz ekranda. Bakalım sorumuz ne diyor sevgili arkadaşım? Ee, şekildeki kütleleri üstü ifade olarak verilen... Ürünlerden 3 tanesi tartıya konulmuş. Tartıdaki göstergede 169'u göstermiş arkadaşlar. Buna göre tartıya konulmayan ürün hangisidir? Konulmayan yani konmayan ürün. Yani 3 tanesinin toplamı 169 yapıyormuş. Bir tanesini koymayacağız arkadaşlar. O hangisi bakalım. Şimdi öncelikle bu üst ifadelerin değerlerini yazmak zorundayız. Bakın i 3 tane 2'nin çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç yapar? 8 yapar arkadaşlar. 2 tane onun çarpımı 10 çarpı 10 kaç yapar? 100 yapar tabii ki. Buraya bakalım. Şunu da şuraya yazalım arkadaşlar. 6 çarpı 6 buradan 36 gram yapar. Kim yapar? Soğan yapar. Buraya bakalım. 5 çarpı 5 çarpı 5 bu da 125 gram yapar. Neymiş o? Elma. 125 grammış arkadaşlar. Şimdi bunlardan hangilerini toplarsam 169 yapar diye düşünmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şununla şunu toplarsam zaten 225 yapıyor. İkisinden birisini almayacağım onu söyleyelim. E, mutlaka bir tanesini almak zorundayım. E, ne yapalım o zaman? Bunu tabi deneyerek yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, ben 125 gramı alıyorum. 125 gram alıyorum. 36 gramı alıyorum ve 8 gramı alıyorum. Topladığım zaman bakalım kaç yapacak? 11, 19'un 9'u elde var. 1, 3, 2 daha 5 yaptı. Bir de elde 6 yaptı. Bir daha aşağı indirirsek gördüğünüz gibi 169 gramı yakaladık. Kimleri almış oldum? Arkadaşlar kimleri almış oldum? Hemen bakalım. Cevizi aldık arkadaşlar. Cevizi aldık. Bakın burada. Cevizi aldık. Sonra kimi aldık? Elmayı aldık arkadaşlar. Elma nerede? Bakın burada. 125 gram ve soğanı aldık. Soğan arkadaşımız da aralardan sıyrılıyor ve aldık. O zaman kim almadık? Portakal almadık. Portakala diyoruz ki portakal orada kal diyoruz ve portakalı koymadığımızı fark ediyoruz. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz ve haydi bakalım bir sonraki sorumuza gelelim arkadaşlar. Ve sonrasında da sizlere ne yapıyoruz? Ödülü soruyla baş başa bırakıyoruz. Zaten bu noktaya kadar geldiysen arkadaşlar e, sınavdan yüz almayı da garantiledin gibi bir şey yani. Hani benden duymuş olma da yüzü garantiledin diyebiliriz. Hani süpersin gerçekten. Harikasın yani. Şimdi sorumuza bakalım. Bir kenar uzunluğu A olan karenin alanı A karedir demiş. Yani A'nın karesidir demiş. Bir kenar uzunluğunun karesini almamız lazım. Alanı bulmak istiyorsak alanı. Bilgiyi vermiş sağolsun. Bir kenar uzunluğu 4 metre olan kare biçimindeki bir odanın tabanı 1 metrekare fiyatı 220 TL olan döşeme malzemesi ile kaplanacaktır. Buna göre bu iş için toplam kaç TL ödeme yaparız? Arkadaşlar bizim odamızın tabanını şöyle yukarıdan gördüğümüzü varsaysak. Bir kenarı 4 metre, diğer kenarı da 4 metre. Şimdi kaplanacak alan neresi? Kaplanacak alan burası alan diyoruz bakın arkadaşlar alan diyoruz o zaman ben bu şeklin ya da bu bölgenin alanını bulamaz mıyım bulurum nereden bulacağım bakın alan diyor ki alan diyor bir kenarının karesiyle bulunur diyor o zaman 4'ün karesi 4'ün karesi ne demektir 4 çarpı 4'ten kaç olur 16 metre kare. Arkadaşlar alanımız kaçmış? 16 metrekare. Demek ki bu alan 16 metrekarelik bir alanmış. Peki 1 metrekare fiyatı kaç paraymış? 220 TL. E ben 1 metrekare değil kardeşim 16 metrekarelik bir alan kaplamak istiyorum diyorsan o zaman çarpma yapacaksın tabii ki. Hadi yapalım bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. 220 çarpı 16. Hop buradan geldi. 6 kere 0 0 6 kere 2 12 elde var. 1 6 kere 2 12 1 de elde 13. 1 kere 0 0'dır. 2 kere 1, 2 ve 220 topladık. 0, 2, 5, 3, 3520 TL para ödemem gerekiyor. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz ve muazzam bir şekilde konumuzu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve ödülü sorumuz karşınızda. Arkadaşlar ödülü soruyu çözmeden önce mutlaka kaynaklarımızı temin edin. Buradaki yazılı bölümlerini çözüyorsunuz. Bakın içinde yazılı soruları var arkadaşlar. Direkt yazılı soruları var böyle. Ve yazılı notlarında gece uyurken sabah kalktığında serviste tekrar söylüyoruz. Yani süt taşmasın diye sütün başında beklerken bile notlarına çalışabilirsin. Muazzam küçük bir de bütün dersler arkadaşlar. Birinci ve ikinci yazılı bir de bütün dersler var. Yani öyle sadece matematik Türkçe için ayrı ayrı bir kitap oluşturmadık. Gerçekten harika bir kaynak diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuz arkadaşlar. Ekranda ödüllü soruyu buluyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Kendine muazzam derecede güzel bakıyorsun, sınavlara çalışıyorsun, yüzüce yüce beğendiriyorsun ve mutlu bir şekilde inşallah arkadaşlar sınavlarını tamamlıyorsun diyelim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Tonguç Dershane sundu.